Tabii nedeniyle ben teşekkür etmek istiyorum. Bu programın hazırlanmasında emeği geçen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zekai Kafalı Beyefendi teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Balıkesir'in evladı olan kıymetli Altı Eylül Belediye Başkanımız Hasan Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Ramazan Bayramı'na başlıyorum. Ben altı için duyamıyorum, az geliyor. Kıymetli misafirlerimiz, yıllar yıllar önce eğitimimize başladığımızda, daha doğrusu öğretime başladığımızda, ilkokulda olsun, devam eden yıllarda olsun, hocalarımızın, öğretmenlerimizin bizlere özellikle tarihimiz konusunda öğretmiş olduğu yalan yanlış bilgileri elhamdülillah ailemizden aldığımız eğitimle, büyüklerimizden, abilerimizden aldığımız eğitimle, Necip Fazıl Kısakürek gibi çok önemli yazar ve şairlerimizin kitaplarıyla doğrusunu öğrendik. Ve bu akşam da Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zekai Kafaoğlu, Altı Eylül Belediye Başkanımız Hasan kardeşimin bizlere Dursun Bey'de armağan ettiği çok değerli konuklarımız var. Sultan Abdülhamit Han'ın torunu, çok değerli kardeşimiz Orhan Osmanoğlu ve Sultan Abdülhamit Han'ı bizlere çok iyi anlatabilecek olan, çok iyi anlatan, çok değerli tarihçi yazar Ahmet Anapolu kardeşim. Bunlar kıymetli misafirler, hepinize hayırlı akşamlar diyorum. Saygılarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi sunuyorum. Bu güzel cuma gününde, Regaib Kandili'nden sonraki güzel günde, güzel konuklarla, güzel konularla geçeceğine inandığımız bir programda bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet, sevgili hemşehrilerim, bugün size kimi getirdik biliyor musunuz? Hani Resulullah Efendimiz diyor ya, لَتُفْتَحَنَّ الْكُسْتَنْتِنِيَّةُ فَلَنِعْمَ الْاَمِيرُ اَمِيرُهَا فَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشِ İstanbul elbette fetholunacaktır. Onu fetheden asker ne güzel asker, onu fetheden komutan ne güzel komutan diyor ya, işte Hazreti Fatih'i bu şekilde övüyor ya, size Hazreti Fatih'in torununu getirdik. Yine hani Sina çölünde yürürken, atından inerek yürümeye başladığında yanındaki komutanı, sultanın dolay ki yürüyorsunuz çölde, askerimiz kırılmak üzeredir dediğinde, görmüyor musun? Önümde Resulullah Efendimiz yürürken ben nasıl atımda giden diyeyim, ben nasıl atımda giderim diyen Yavuz Sultan Selim Han'ın torununu getirdik size. Onu anlatmadılar. Geçmişimizdeki kahramanlarımızı bize yermeyi öğrettiler. Allah'ın dostu Ahmet Anapalı gibi tarihçiler yetişmeye başladı da gerçek manada doğru tarihimizi doğru insanlardan öğrenmeye başladık. Ben burayı fakültede anlattığım derslerde de överek anlatıyorum, bilginiz olsun. Ben sizi tanımadan sevdim ve buraya ilk geldiğimde Hasan Başkanıma bu sevgimi anlattım. Siz belki de Osmanlı Devleti işte varisi burada, Abdülhamit Han'ın öz torunu burada. Fakat bu aile dara düştüğünde, bu aile parçalanmakla karşı karşıya kaldığında bu aileye el uzatan, bu ailenin ve bu devletin, aile derken devletten bahsediyorum, devlet aile Osmanlı, bu devletin parçalanmaması için uğraşan Karasi Beyliği'nin torunlarısınız. Osmanlı Devleti Anadolu'daki beyliklerin, parça parça olan beyliklerin siyasi anlamda bir çatı altında toplanması çok uğraştı. Mesela Konya Karaman'da Karamanoğlu Beyliği ya da Ramazanoğlu veya Dulkadiroğlu Beyliği kanuni devrine kadar isyanlar sürdü. İlan ettiler Osmanlı'ya olan bağlılığını, Osmanlı'ya olan güvenini sonuna kadar bırakmayan, devletin dağılmış olmasına rağmen devlete olan güvenini tıpkı bugün olduğu gibi referandumdaki oy sonucunu gördüm elhamdülillah dedim. Ben nereye gidiyorum böyle?
tıpkı bugün olduğu gibi devlete sahip çıkan Karasi Beyliği'dir. Tarihinde ihanet yoktur. Sayın Abdülhamit Han, hatta Sultan Vahdettin'e kadar amcanız olur. Onlarla aynı kanı taşımak nasıl bir duygu? Efendim, öncelikle beni misafir ettiğiniz için Sayın Başkanım teşekkür ederim. Salona ilk geldiğimde, iki saat önce geldiğimde şöyle bir baktım, acaba bu salonu doldurabilir miyiz diye bir içimde biraz şey oldu. Fakat görüyorum ki maşallah ağzına kadar doldurduk, hatta ayakta kardeşlerimiz var. Aranızda bulunmakta çok mutluyum. Zannediyorum herhalde Osmanlı Hanedanı'ndan ilk defa bildiğim kadarıyla daha önce gelen olmamıştır. Yani Sultan Hamid'in torunları, başka zaten torunları fazla torunlara çıkmıyorlar. İlk defa bir Osmanlı torunun kandan birisini misafir ediyorsunuz. Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Bu arada sizler candan torunlarısınız, yani onu da unutmayın. Şimdi tabii ki çok hocam hızlı girdiniz maşallah bana. Şimdi Osmanlı tabii bana sorduğunuz soru Ertuğrul Gazi'nin torunu olmak, Osman Gazi'nin torunu olmak, Fatih'in Sultan Mehmet'in torunu olmak, Yavuz'un, Kanuni'nin, Sultanahmet'in nasıl bir duygu? Bu duygu anlatılmaz. Bazen kendi kendime diyorum ki Allah tarafından verilmiş bir lütuf bu. Öyle bir aileden gelmek çok büyük bir, gerçekten çok güzel bir şey. Ama sorumluluk isteyen bir şey. Hele Türkiye'de yaşıyorsanız, bu kadar sevenlerimiz var burada ama bir de sevmeyen bir kitle var Türkiye'de. Tarihine düşman, Osmanlı'ya düşman, sizi kabul etmeyen, tarafındaki çevrelerde Beybul amcasını da öldürüldüğünü görüyor 5. Murat. Bir hanlar geliyor ve korkuyor. Ve ilk defa Osmanlı padişahlık içerisinde taş giyme merasimi yoktur, kılıç giyme merasimi vardır, büyük sultandır. Ve gitmiyor. Değil mi hocam? Kesinlikle birilerine işaret mi veriyor? Aynen böyle. Fiziki olarak o uzaklıkta İstanbul'a gelenleriniz bilir. Beylerbeyi Sarayı ile Ortaköy'ün arasında ne kadar bağırırsanız bağırın, oradan ses gitmez. Burada da Sultan'ın evliyalığını da size anlatmış oldum. Aynen bu hareket böyle ve geri dönüyor. Şimdi burada hocam sana soruyorum. Allah rahmet eylesin amcamız Ertuğrul Efendi bir belge olarak Sayın Murat Bardakçı bunu çıkartır ve karşımıza efendim benim belgesiz konuşmam, benim elimde belge, ses kaydı var. Gürlerin Evliyaullah'tan olduğuna canı gönülden inanıyoruz. Atılan iftiraların hiçbirisi onun üzerinde tesir etmez Allah'ın izniyle. Eyvallah. Şimdi öncelikle birkaç soru sormak istiyorum. Ondan sonra da bir tespitle size de bir şey sormak istiyorum Sayın Hocam. Şimdi birincisi Sultan Abdülhamit Han Hazretleri Dolmabahçe Sarayı'ndaki idareyi Yıldız Sarayı'na taşıdı. Sayın Şehzadeleri. Niçin taşıdı? Masraflı bir saray ve güvenlik hususunda güvenliği zayıf olan bir denize açık, güvenliği zayıf olan artı masraftan dolayı çünkü Sultan dediğimiz tutumluydu, cimriydi, tutumluydu. O sarayın masrafları daha fazla. Onun için yıldızı, aslında yıldız Sultan Hamid'in ilk temelini atılan Sultan Hamid değil, Abdülaziz zamanında bir yapı vardı. Ondan sonra Sultan Abdülhamid oraya yıldızı çok büyük bir şekilde büyütüyor. Dolmabahçe'den yıldıza geçiyor. Dolmabahçe'de ikameti kapatıyor. Saat 10 hala buradasınız. Farkında mısınız? Biz kimden bahsediyoruz? Ölümünden 100 yıl sonra bir salon insanı saat 10'a kadar tutan bir adamdır. Ulu Hakan Abdülhamit Han.